başarılı olamamıştı. Hikayemiz genç ve korkusuz bir kaşif olan ile başlıyor. Güvenilir elmas kılıcıyla donanmışlarını ortaya çıkarmak için tehlikelidir. Yolculuğa çıktı. Eski bir haritanın rehberliğinde büyülü bir ormanın derinliklerine doğru ilerledi. Ormana derinlemesine ilerlerken bir silüet belirdi. Gizemli bir yaşlı köy sakini olan Alistair'dı. Yine şaftın gizli harikaları konusunda büyük bir bilgiye sahip olan Enderstone'u koruyan, güçlü bekçilerin her arayanın değerini sınamak için bir dizi deneme talep ettiğini açıkladı. Kendini kanıtlama arzusuyla dolu olan denemeleri üstlenmeyi kabul etti. İlk deneme hileli tuzaklarla, dolu tehlikeli bir labirentin navigasyon etmesini gerektiriyordu. Her 50 saniyede duvarlar hareket ediyor ve hızlı düşünme ve çeviklik yeteneklerini sınava tabi tutuyordu. Kararlılıkla her engeli aşan, labirentin kalbine ulaşmayı başardı tam zamanında çökmeden önce. İlk denemeyi başarıyla tamamladıktan sonra ve ilerlemeye devam etti. Görkemli bir yeraltı mağarasının derinliklerine doğru yol aldı. İkinci deneme, zamana karşı yarıştığı sinir bozucu bir görevdi. Volkanik lav havuzlarıyla çevriliydiler ve her 50 saniyede platformlar kayboluyordu. Sıçradı ve koştu, adrenalini ve bir sonraki denemeyi barındıran uzak kayalığa ulaşma umuduyla besleniyordu. Zorlu yer altından çıktıktan sonra kocaman bir dağ silsilesine varmışlardı. Üçüncü deneme tehlikeli bir uçurumun dik bir tırmanış. Rüzgarlar ideal yoldan uçuruma savurmayı tehdit ediyordu. O kayalıklara sıkı sıkıya tutundu, tüm gücünü ve azmini toplayarak nihayet zirveye ulaştı ve dağın koruyucu ruhunun saygısını kazandı. Her deneme başarıyla aşıldıkça ve efsane ve Enderstone'un önünde duruyorlardı. Parıldayan ışığı odacığı dolduruyor ve onları gücünü elde etmeye çağırıyordu. Ancak uzanırken devasa bir Ender ejderhası uyanarak artefaktı. Savunmak için savaşa tutuştu. Hep 50 saniyede yeni taktikler ve kalp atışlarını durduran anlar ortaya çıkardı. Zekası ve savaş becerilerini kullanarak Ender ejderhasını zayıflattı ve Alistair'in Enderstone'a kapmasını sağlayacak bir fırsat yarattı. Son nefes kesen çarpışmada Ender ejderhası yenildi ve zaferle çıktı. Efsanevi taşı sıkıca kavradı. Yine Raft diyarı denge yeniden sağlandığında sevinç içindeyken kendisi de bir efsanevi figür haline geldi. Hikayesi sonsuza dek Minecraft tarihine kazanacak ve yeni maceracıları kendi olağanüstü yolculuklarına teşvik edecekti. Ve böylece Enderstone'un efsanesi doğdu cesaretin, dayanıklılığın ve Minecraft dünyasında hayal etmeyi cesaret edenlerin karşılaşacakları sınırsız mucizelere olan inancın bir simgesi.